Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere ufak bir şey isteyeceğim. Videoları diyelim 5 arkadaş yüzünden çok fazla dislike spamı yiyoruz. Mutlaka 1 like atın, 2 like atın, 3 like atın da mutlaka abone olun. Arkadaşlar yüzünden şu an video çekme şeyim bile yok. Herkes mutlaka 1 like atsın ve 1 like gerçekten arkadaşlar çok görmeyin. Like patlaması istiyorum. Siz şimdi videomuza geçelim. Selam gençler, videoma hoş geldin. Konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi Rafa'yla Hakim Bey'in arasındaki kavgayı anlatacağım. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir iki kişi yüzünden yani bayağı dislike saldırısı yiyoruz. Pek umurumda değil çünkü dislike atmak için videoyu izlenmeniz gerekiyor. Bu yüzden de yine ben kazanmış oluyorum. Haberiniz olsun, boş boşa kendinizi yoruyorsunuz. Dislike bana hiçbir zararı olmuyor. Sadece rahatsız ediyor. Mutlaka like atın kanalda. İlk kez geliyorsanız abone olun. Bu arada 2000 coin'dan sonra 700 bin coin olacağım ve şu an şurada 31 TL'm var gördüğünüz gibi. Bunda yaz attı sağ olsun. Kendisi benim Discord'tan arkadaşım ve sunucuda yetkili. Discord sunucumuz açıklamada, mutlaka gelin. Benim ilk oyunum ve abi saçım niye böyle ya? Şu tarafa gitsene bir. Ya bir dursana. Hah, oldu galiba. Biliyorsunuz Hakim Bey Craft Arena'dan yasaklandı ve bunun ne için olduğu diyecekseniz Rafa ile kavga ettiler ve Rafa'nın ifşalandığı gibi bir şey paylaştı. Ve galiba Rafa'yı da şikayet etti ve Craft Arena'nın kurucusu kendisini gördü, tam olarak hiçbir bilgim yok. Ama bu yüzden de Fatih abimiz Craft Arena'dan yasaklandı. Bu arada Fatih abi kim derseniz Hakim Bey, yani bilmeyenler için söyleyeyim. Ben direkt Fatih abi diyeceğim ve şuradaki oku gördüm bu arada. Yani şöyle bir atlayayım, hop, ilk elim ve daha ısınık değilim. Abi hiçbir şey çıkmadı şuradan. Birincisi şimdi söyleyeyim, böyle benim her türlü kavgadan yani her şeyden haberim var benim. Şunu şuraya al ve arkamdan adam mı geliyor bilmiyorum ama galiba adam geliyor. Abi adam taktırdı target atacağım diye. Abi sen niye bu kadar aptalsın ya? Setimiz eşit değil ki. Ha böyle keserim seni. Sen de bir gelsene. Tamamdır. Bir oynadık diyelim. Güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi bir konuma geçeyim. Biliyorsunuz Hakim Bey ile, adını unuttum lan, Rafa ile yani Mehmet'in arasında bir kavga oldu. Öncelikle şimdi söyleyeyim, benim Rafa ile şu an aram pek iyi değil. Eskisi kadar samimi değiliz. Fakat kavgalı da veya düşman falan da değiliz. Sadece eskisi kadar samimi değiliz. Hakim buna işte videosunda bir ifşasını paylaştı. Bilmem Kürtlere ne küfür etmiş. Ben pek izlemedim ifşayı. Hiçbir şeyden haberim de yok. Bu arada arkadaş direkt atladı. Yani keşke atlamasaydın. Kötü oldu videoda, rezil oldun lan. Şu arkadaşı arkalamış gibi olmasın da arkandayım ben şu an. İşte Kürtlere küfür bir ifşasını attı ve Craft Race'a bunu gördükten sonra Hakim Bey Craft Race'ın yasakladı. Ve bu olaya zıplayan Buğra abimiz de, o da yasaklanıyor Craft Race'dan. Bunlar hangi sorulara geçecek hakkında hiçbir bilgim yok. Biz Fatih abiyle bir video çekmiştik ve Hakim abi bu videoyu daha dün attı. Bu olaydan önce çekmiştik biz. Şu an Hakim abi, abi sen nereden çıktın ya? Tamam, çok vursun, bravo. Kendi emeğiyle aldı beni. İşte Fatih abiyle video çektik. Hangi sorulara geçecek hakkında hiçbir bilgim yok. Muhtemelen son oyuncuya geçecekler bunlar. Bunlar peki beni ilgilendirmez. Burada neden yasaklandığını derseniz şey olmuş. Videonun bir kısmında şey demişti. Craft Race'in YouTuber'ları biz. Craft Race'in çok güzel YouTuber oymuş da. Bu yüzden de işte biz olmazsa galiba Craft Race olmayacak gibi bir sözler kullanmış. Ve Craft Race da bu yüzden onu yasaklamış. Şöyle bir video diyeyim, ben bu arada hiç chat'e bakmamışım, yeni gördüm. Ve bence bu kavgaya hiçbir gerek yoktu. Örneğin mesela şu an Enes Batur'la Rain Man kavga ettikleri gibi bunlar da kavga ediyor. Ne kazanıyorlar derseniz, çünkü bunlar kavga edince hem Rafa'yı da adını çıkartmış oluyor, hem de Hakim Bey de adını çıkartmış oluyor. Böyle de daha fazla önüne çıkıyorlar kısacası. Ve bu yüzden de daha hızlı gelişebiliyorsunuz böylece. Mesela ben gelişmek istersem, gidip her gelen giden YouTuber'a bulaşırsam, inanın daha hızlı gelişim. Ve ben pek bu yolu kullanmıyorum çünkü hiç kimseye prim verme gözüm yok. Eğer prim isyan olsa ben de tabii ki de veririm, daha bu şekilde vermem. Hiç de gerek yok bence. Bu arada şu map yeni gelmiş. Ben galiba 2 ve 3 kez oynuyorum ve oyun drop yiyor. Abi ya gel sen buraya. Hop. Aynen. Abi sen çok prosun. Bak abi, adam pro olunca beni kesmiyor ya.
Abi adam ya, adam. Polat takım gibi bir şey olduk sanki. Şimdi bak sen benim izleyicimi kesemezsin, onu da söyleyeyim. Kılıç falan yok mu? Abi çocuk chat'i temizlemiş ya. Ha salıyor, adamsın. Salmamış. Şimdi saldı. Keşke kılıcını alsaydın, öyle salsaydın ya. Bence Hakim Bey ile Rafay'ın böyle bir kavga açmasına gerek yoktu. Rafay bana söyledi işte ben küfür etmişim diye. Ben de küfür normal bir şey, gayet normal bir şey. Tabii ki de küfür edebilirsin dedim. Ama Kürtlere küfür pek bana mantıklı gelmedi ve ben ifşaya bakmadığım için hiçbir şeyden haberim yok. İfşa nasıl bir şey bilmiyorum yani kısacası. Abi sen nereye gittin? Gidin bir vs atın ya. Gitti o da abi, çarpıldı çocuk. Abi çocuk az önce ne üste gittin? Hadi öl artık, tamam öldürdüm. Dediğim gibi eğer bir kavga ederseniz en az bunu 30-40 bin kişi görebiliyor. Ve buradan da iyi bir gelişme alabiliyorsunuz. Bayağı YouTuber'lar böyle gelişti, onu da söyleyeyim. Ve sonradan karşı kitleyi kendine çekerek bunlar daha da aktif, daha da aktiflikleri falan artıyor. Bence öyle hiçbir şeye gerek yoktu. Tamamdır, oyunu kazandım galiba. Evet kazandım. Bana gelirse hangi taraf diyorsunuz derseniz hiçbir şey demeyeceğim. Rafay da iyi bir arkadaş. Fatih abi de iyi bir abilik yapıyor bana. Bence böyle bir kavgaya hiç gerek yoktu. Biliyorsunuz ben daha önce Hakim'le de kavgalıydım, Rafay'la da kavgalıydım. Bence Burak'ın buraya atlamasına gerek yoktu. Çünkü şu an hiç kimse bunu kazanmadı bu olayı. Sadece hepsi kendileri kaybetti ve Craftrace'ın yasakladı. Söylemedim lan. Ve bence böylece Craftrace'daki kitlelerini zaten kaybedecekler. Başka soruya geçecekleri için. O kitlesini kaybetmiş oluyorlar. Şöyle bir daha video yazayım. Abi ben bu map'i seviyorum baya. Bu arada Discord sunucumuz açıklamada, mutlaka gelmeyi unutmayın. Ve 26 bin abone olduk. Bunun için de hepinize teşekkür ediyorum. Abi bak 2 Ender Pearl ne ya? Abi 3 Ender Pearl ne ya? Bir insan o kadar mı şanslı olur? Hadi bakayım. Tamamdır. İlk kill'imizi aldık. Şimdi şuraya zıpla. Hayda. Bu arada beyler, bu kavgada başka kişiler de var fakat isim vermek istemiyorum. Çünkü Discord'da gruptayken daha birkaç kişi daha vardı. Onlar hiç kavgaya karışmadılar bile. Çünkü en sonunda ne olacakları bildikleri için hiç karışmadılar. Ve olaylardan sonra onlar bir daha da konuya girmediler korkudan. Craftrace'ın yasaklanmasınlar diye. Ama ben içinde var mıyım sorarsanız ben yokum. Çünkü ben YouTuber'larla kavga eden birisi değilim. Kavga etmek istesem ederim de ben niye durduk yere edeyim onu bilmiyorum işte. Yani ben kısacası kavgada yokum beyler. Umarım anlatmışımdır. Bence siz de böyle kavgalar etmeyin. Şimdi ifşa falan paylaşırsanız daha öndesiniz anlamına falan da gelmiyor. Neyse gençler, bu videoda bu kadar. Beğenmeyi, like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve bay bay.